Efendim, hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ın günlerini büyük bir hızla yaşarken, dakikaları hızla bizden ayrılırken, biz istemenin sırlarında sizlerle olan birlikteliğimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta dua ve duanın önemi, duanın sırları, dualarımızın hayatımızda aslında ne kadar büyük etkisi olduğunu Doktor Muhammed Bozdağ'dan aldık ve dualarımızın ret sebeplerini konuşuyoruz. Birkaç program bunun belirli başlıklarını müzakere ettik sizlerle birlikte, tefekkürlerle paylaşmaya çalıştık ve bugünkü programımızda da isteklerimizin ret sebeplerinden birkaç başlığı istemenin sırlarında sizlerle paylaşacağız. Dualarımızın kabul olmasını, dualarımızın hayatlarımızda muhteşem değişimler, dönüşümler yapmasını, mutluluk kapılarını açmasını canı gönülden Rabbimizden istiyoruz. Samimi istiyoruz. Hele Ramazan'dayız ki Ramazan-ı Şerif'te bunu daha ziyade canı gönülden istiyoruz. Ve istiyoruz ki dualarımız kabul olunan dualar listesine yazılsın. O yüzden ret sebeplerini bilmemizin ve eğer hayatımızda ret sebebi oluşturacak bir durum varsa bunun ortadan kalkması için bugünkü programımızda inşallah Doktor Muhammed Bozdağ'ı yakından takip etmenizi ben istirham edeceğim. Hakikaten programı şu an moderatörü olarak sizlerle paylaşmakla birlikte ayrıca sanki ekranın arka tarafında, yani televizyon önünde programı izliyormuş gibi bir halde ruhiyede hissediyorum. Programlardan sonra eve gidinceye kadar beraber yol arkadaşımla birlikte işlediğimiz konuyu da müzakere ediyoruz efendim. Bugünkü programımızda neyi konuşacağız? Başkalarını çekememek, gizli kusurları açıklamak ve vaktimiz olursa zulümden kaçınmamak. İsteklerin ret sebeplerinden bu üç başlığı değerli hocamla birlikte paylaşacağız diyelim. Evet. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyordur inşallah. Şükürler olsun. Tabii yaz mevsimi sıcak. Özellikle bizim bölgemiz için belki zor geçiyor olabilir. Fakat zorluğu oranında sevabı yüksek. Bu Ramazan'da inşallah müminler sabırları münasebetiyle çok büyük mükafatlar elde edecekler. Cenab-ı Hak sabır içerisinde acizliğimizi idrak etmemizi nasip etsin bu Ramazan'da. Amin. Allah'a sonsuz muhtacız. Allah sonsuz cömert, sonsuz lütuf sahibi ve biz en küçük ihtiyacımızda da Allah'a muhtacız. Ramazan'ın en önemli meyvelerinden birisi bizim Allah'a olan bu ihtiyacımızı güçlü bir şekilde idrak etmemize katkı sağlaması. Bu vesileyle Allah'a olan bağlılığımızı tahkim etmek anlamında büyük bir fayda sağlamasıdır. İnşallah bu faydayı en güzel şekilde idrak ederiz. Ne de olsa zaten günün birinde her birimiz bayağı iyi bir aç kalacağız, bayağı iyi bir susuz kalacağız. Aciz ve fakir ve hiçlikten geldiğimiz bize umumi olarak zencisiyle beyazıyla millet ayrımı yapılmadan hatırlatılacak. İşte size bu günü vaat etmiştik ve bugün geldi denilecek. İşte herhalde bu günlerde biraz o günlere bir hazırlık mı yapıyoruz acaba diye hocam düşünüyorum. Yani bir kıyametin sabahını, huzuru ilahi toplandığımız anı, toz toprak içerisinde endişe, korku, acaba halim ne olacak? Sağa bakıyorsunuz, tanıdık kimse, sola bakıyorsunuz, tanıdık kimse yok. Bir akıbet beni bekliyor artık, o ayağım beyan böyle şeffaf görünüyor. Bir yere doğru gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Ve Ramazan-ı Şerif'te bu güneşin 40-42 dereceyle kendisini hissettirdiği bu anlarda, o anı hatırladığımız zaman da sanki şefkatli ve merhametli bir el tarafından o günlere böyle tatlı, canımız çok fazla acıtılmadan, güzel bir şekilde hazırlandığımızı hissediyorum şeklinde bir hissiyatımı sizinle paylaşmak istedim hocam. İnşallah. Zahmetsiz rahmet olmaz. Cennet ucuz değil, evet. Cehennem de lüzumsuz değil. Sonsuz saadet öyle yatarak tembel bir şekilde elde edilmez. Çok büyük bir mükafattır cennet. Evet. O sonsuzluk çok büyük bir ihtişamdır. Dolayısıyla onun bedelini ödememiz lazım. Evet. O uğurda çaba sarf etmemiz lazım. Evet.
Şimdi geçtiğimiz programlarımızda kazanımlarına şükürsüzlük, istemekten yılıp vazgeçmek bir nevi aslında bir sabır dersi de o programımızda, dünkü programımızda sizden dinlemiştik. Ve ölümü dikkate almamakla birleştirmiştik o dosyamızı. Hakikaten hayatımızın, hayatımız kadar olan bir gerçeğe ölüm, faniliğimiz. Bunu da asla hatırımızdan çıkartmadan, hatta böyle bir hayat anlayışıyla yaşayarak ettiğimiz duaların tam hedefine ulaştığını, eğer onu çıkarırsak hayatımızdan, yani ölümsüz bir dünya, ebedi burada kalacakmış gibi bir hayat yaşadığımızda ettiğimiz dualarında maalesef yine red sebepleri içerisinde olduğunu ifade etmiştiniz. Bugün programa hazırlanırken şöyle bir kendi dünyamda bir tablo oluştu ya. Başkalarını ben çekemiyorum mesela. Veya birilerinin gizli kusurlarını açığa çıkartıyorum. Ya böyle bir haldeyken pek tabii geçerim bir köşeye, açarım ellerimi. Samimi dua da edebilirim diye içimden geçti. Acaba başkalarını çekemememem veya birilerinin gizli kusurlarını açığa çıkarmam ne yapıyor ki, neyi bozuyor ki benim Rabbül Aleminden istemiş olduğum o istianelerimin önüne bir duvar oluyor, bir perde oluyor, onun reddedilmesine sebep oluyor. Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı kuracağınızı hakikaten çok merak ediyorum. Bakalım neden reddediliyor başkalarını çekememem ve gizli kusurları açığa çıkarmam, bunun mekanizmasını inşallah sizden dinleyeceğiz hocam. Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim'dir. Allah dedikten sonra ilk akla gelen isim Rahman ve hemen arkasından Rahim'dir. Herhangi bir işe besmele ile başladığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği besmele Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bir mümin Allah'la olan irtibatını, bağlantısını besmele ile başlatır. Allah'ın adıyla diyerek başlatır. Ve Allah'ın adıyla başladığınız zaman Allah'ın ilk akla gelen ve Allah'ın bize ilk öğrettiği, hemen Allah'tan sonra gelen ismi Rahman ve Rahim'dir. Besmele'yi hatırlayalım. Şimdi Rahman ve Rahim üzerinden bakarsak Cenab-ı Hak, Rahman olan Cenab-ı Hak, Rahim olan Cenab-ı Hak bu merhametini ve şefkatini yaratmış olduğu bütün aleme, bütün aleme yönlendirmiştir. Ve bu rahmet ve şefkat üzerinden bütün alemin o nura, o ihtişama kavuşmasını ve insanlar olarak diyelim ki hepimizin de cennete erişmesini diler, murad eder. Böyle bir ilahi murat mevcuttur. Böyle olduğu için bizim fıtratımıza mesela bizi cennete taşıyacak olan o yüksek ahlaka, o üstün insan davranışlarına yönelik bir arzu derc etmiştir. Rahmet bizi kuşatmıştır, birkaç açıdan kuşatmıştır. Mesela insanlar fıtratlarını dinlerlerse, vicdanlarını dinlerlerse hep göreceklerdir ki dürüstlük, iyi yardımseverlik, temiz olmak gibi bütün bu değerlere yönelik olarak insanın fıtratında bir arzu vardır. Yani pisliği insan fıtraten, vicdanen sevmez. İnsanı kötülüğe, cehenneme, cinayet neyse yani, edepsizlik, insan fıtraten, vicdanen bunları sevmez. Rahmet bu anlamda bizi desteklemiştir. Cenab-ı Hak peygamberlerini göndermiştir, o vesileyle bizi desteklemiştir. Cenab-ı Hak tövbeyi takdir etmiştir. Hangi günahı işlerseniz işleyin. Evet. Hangi günahı işlerseniz işleyin. İçtenlikle tövbe ederseniz onların bağışlanmasını da vaat etmiştir. Şimdi bu ve benzeri çerçeveden bakarsak, kim olursanız olun, hangi milletin evladı olursanız olun, bütün insanların cennet kapıları açıktır son nefesine kadar. Bakıyorsunuz bir Rus'un evladı, bir İngiliz'in evladı gün geliyor, bir şekilde bir şey oluyor, tevbe edip Allah'ın kapısına iltica edebiliyor ve mümin olarak cennete gidebiliyor. Mümin değilse bile, Rahman ve Rahim olan Allah, mesela bütün annelerin yüreklerine o muhtaç ve aciz ve zavallı olan evlatlarını korumaya yönelik olarak o şefkati ve merhameti ilham ediyor. O bir ilhamdır. O içgüdü müçgüdü falan diyorlar. Atın o lafları çöpe yani. İçgüdü dediğiniz şeyin içi meçhuldür.
Ne demek o? Nasıl bir mahluk, nasıl bir heyyula, nasıl bir silüet neyse, evet, onun aslı ilham olmasıdır. Gayıptan annenin kalbine bildirilmesi, iletilmesidir. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah kulunun kurtulmasını istiyor. Böyleyken insanları imtihan ediyor çeşitli şekillerde. Biz kurtulma yönünde yönlendirilen bu insanın pozisyonuna iki şekilde itiraz edebiliyoruz. İki şekilde karşı durabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi kıskanmaktır. Bir tanesi de o insanların, etrafımızdaki o insanların gizli kusurlarını, gizlemeye çalıştıkları, utandıkları hatalarını ifşa etmek, sağda solda anlatmaktır. Nasıl oluyor bu? Ne yapıyoruz? Şimdi ikincisinden başlayalım yani, gizli kusurları ifşa etmek. Evet. Tevvab olan Rabbimiz, tevbeleri kabul eden. Gafur olan Rabbimiz, mağfiret eden, bağışlayan, günahları örten Rabbimiz. Ona sığınıp, ona dönüp yakardığımız zaman bizi affedeceğini vaat ediyor. Ama ve lakin bizim şöyle bir tedbir almamız lazım. Eğer günahlarımızı ifşa edersek, sağda solda, orada burada anlatırsak, insanları günahlarımıza tanık haline getirirsek, şahit haline getirirsek, o zaman o ilahi rahmetten kendimizi uzaklaştırıyoruz. Bir hadiste şöyle bir manzara anlatır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet kopmuş, diriliş günü. İnsanlar toplamış, milyarlarca insan o meydanda, evet, ve hesap günü bekleniyor. Dehşetli bir atmosfer. Feryad-ı figan içerisinde bitmek bilmeyen bir bekleyiş. İşte güneş yaklaşmış, bir kısım tabirlere göre kaynıyorsun o sıcaklığın içerisinde. Dehşetli bir durum. Bir an önce hesabımız olsa da kurtulsak bekleyişi. Tabii ki dünyadaki yüksek amelleriyle nurlarını arttırmış olan müminler o tablo içerisinde müreffehler, Kevser havzundan içmişler, ızdırapları yok. Velakin bir genç o kalabalığın içerisinde bir köşede oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Ağlıyor da ağlıyor. Kim bilir ne kadar bir ağlayış, kaç yıl süren bir ağlayış bilmiyoruz, kişiye göre farklı farklı olabilir. Günahlarını düşünüyor. Birazdan hesabı gelecek, birazdan amel defterleri gelecek, gökten inecek belki. Sağdan inen defterler, soldan verilen, arkadan, önden gelen defterler kişinin ameline göre. Evet. Ve merak ediyor, ne olacak halim benim, hesabım ne olacak? O bekleyiş içerisindeyken bir an belki bir serinlik, belki bir gölge kuşatıyor onu. İrkiliyor, açıyor gözlerini. Ne oluyor diye anlamaya çalışıyor ve bir ses duyuyor. Diyor ki ses, ben senin Rabbinim. İşlediğin filan günahı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyor günahı. Filan günahı hatırlıyor musun? Onu da hatırlıyor. Hıçkırıklar içerisinde filan günahı onu da hatırlıyor. Ve bu günahlar sayıldığında, sıralandığında eyvah diyor. Bu günahları işlemiş bir insan olarak ben cehennemden başka nereye gidebilirim? Ve Allah orada o kişiye diyor ki, ey kulum, ben dünyadayken bu günahları başkalarının gözlerinden gizlemiş idim. Şimdi bunları affediyorum. Siliyorum, affediyorum ve seni bağışlıyorum. Ve yaşanan sevinç tarifsiz. Kul kurtuluyor. Şimdi burada bu hadisin bize anlattığı çok önemli bir nokta var. İnsan aciz bir varlıktır. İnsan günah işleyebilecek bir fıtratta yaratılmış bir varlıktır. Günahsız hiç kimse yoktur. Hatasız hiç kimse yoktur. Peygamberler hata işleyecek olsalar derhal Cenab-ı Hak tarafından düzeltilirler. Onların istisna durumu söz konusudur. Velakin biz hata işleyebilecek insanlarız.
Bizim yalnız şöyle bir durumumuz var. Şeytanla aramızdaki fark da bu durumla ilişkilidir. Şeytan hata işlemiştir. Şeytan ilk sınandığı, ilk imtihan edildiği zaman imtihanını kaybetmiştir biliyorsunuz. Secde etmemiştir. Ama şeytanın ebedi cehennemlik olmasına sebep olan davranışı günahın da ısrar etmesidir, direnmesidir. Allah'a karşı akılcı davranmaya kalkışması, beni Adem'den üstün yarattın, ona secde mi ederim diye meydan okumaya kalkması ve inat etmesidir. Buna karşılık insan da ilk imtihanını kaybetmiştir. Adem, Hazreti Adem ilk insan, bütün insanların ecdadı diyelim yahut bütün insanların birleştiği o insanlık, o mana alemindeki ilk imtihanını kaybediyor. Hazreti Havva ve Hazreti Adem o yasaklanmış olan ağaçtan yiyorlar biliyorsunuz. Ama fark ne oluyor? Şeytandan nispet edilirse fark ne oluyor? Pişmanlık, tövbe. Derhal pişman oluyorlar. Derhal tövbe diyorlar. Derhal Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar. Derhal af diliyorlar. Derhal boyun eğiyorlar. Bağışlanma diliyorlar. Ve Cenab-ı Hak nihayetinde biliyoruz. Bağışlıyor. Ve o Adem'e, o Adem'in çocuklarına cenneti vaat ediyor. Cennetin yolunu açıyor o insanlara. Ben her günahı affederim diyor Cenab-ı Hak. Yeter ki gönülden tövbe etsin insan. Yeter ki içtenlikle pişman olsun. Şimdi böyle olunca, böyle bir tablo içerisinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bile bazen kalbimi siyah bir bulut kaplar ve ben günde 100 defa istiğfar ederim diyor. Tevbeye çağrılan insan, bağışlanma dileğine çağrılan insan, günah işleyebileceğini bildiğimiz insan olarak hepimiz işleyebiliriz. Velakin siz, işte eşinizin bir günahı, bir kusuru var. Arkadaşınızın bir günahını, bir kusurunu ifşa ettiniz. Yani bunlar tabii amme hukukuna, umum kul hakkına giren hususlar vardır. Yani evladını öldürecek dövmekten yahut kul hakkına giren bir büyük bir suç işleniyor. Bunlar ayrı şeylerdir. Bunlar insan beşeri hukukla ilgili hususlardır. Bunların tabii ki bunların engellenmesi lazım gelir. Ama hangimiz günahsızız ki? En de sonunda özel hayatlarımıza bakalım. Özel vakit. Hayatımızda yani özel hayatlarımız var. Yani benim özel hayatım ortaya çıkacak olsa yüzüm kızarır. Özel hayatımdaki zaman zaman işleyebileceğim yanlışlarım. En azından gıybet dediğimiz şey çok ciddi günahtır. Cenab-ı Hak eyyuhubbe hadukume ye'kule lahme ahihi meyten, ölü kardeşinizin etini yemekten nasıl hoşlanırsınız? Gıybet bu. Aynı ölü eti yemek gibi bir tiksindirici, kötü bir davranış. Paylaştığınız Sure-i Hucurat'ın o gıybetin ne kadar çirkin bir fiil olduğunun bize bildirildi. Yani tiksindiniz değil mi? Hani gerçekten insanın kardeşinin eti et yani kardeş eti insanın hakikaten midesini bulandırıyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirim? Elbette. Müstekreh bir şey ama evvelindeki iki nehyedildiğimiz, yapmayın dediğimiz durumu da hatırlayarak aslında bu duruma gelmemizi ben arzu edeceğim. Zandan sakının, zira zannın büyük kısmı günahtır. Bir. İki, yani aynen bu sıralamayla gidiyoruz. Zandan sakının, zannın büyük kısmı günah. Eğer zannımız olacaksa, bu kardeşimiz, bu ablamız, bu abimiz iyi bir insandır. Biz hep iyiliğine şahit olduk dememiz gereken bir hüsnü zan hali olması gerekir herhalde mümine yakışan. Bundan nehyediliyoruz. Zandan sakının, zannın büyük kısmı günahtır. Hemen ardından birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Yani vela tecessesu, tecessüs etmeyin, casusluk yapmayın. Ve ardından da az evvel zikretmiş olduğunuz gıybetten nehyedilmemiz. Evet, şimdi yönetmenimiz bir ara işareti veriyor. O zaman ilk bölümümüzün şöyle virgülünü koyalım. Bu birçok yanlışlıkların yani sosyal hayatımızda, münasebetlerimizdeki olumsuz ilişkilerin veya gıybetlerin veya
çekememezliklerin arkasındaki bu zan meselesiyle başlayalım. Suyu zannın veya hüsnü zannın dinamikleri nelerdir? Nasıl gönlümüzü hüsnü zanlarla donatabiliriz? Suyu zandan kendimizi nasıl koruruz? İnşallah bazı donelerini, prensiplerini sizden alarak ikinci bölümümüzün başlangıcını yapalım. Efendim, istemenin sırlarındaki birlikteliğimiz az sonra devam edecek.